Selamlar efendim, hoş geldiniz. Sıcaklıklarımız tırmanıyor, yaz değerleri alıyor. Evlerdeyiz, karantina tam kapanmaya geçtik. Dolayısıyla havanın bu kadar yüksek sıcaklıkta olması, bu kadar güneşin olduğu, sıcaklığın yüksek olduğu, insan istiyordu ki dışarıda olabilsin. Ama hepimizin sağlığı için evlerdeyiz bu dönemde. Umuyoruz ki iyi sonuçlar, iyi neticeler alınabilecek. Vaka sayılarımızı en dip, gönül istiyor ki sıfırlayalım. Dünyada sıfırlansın, insanlığın başından gitsin şu illet, ama maalesef olabildiğince en aza indirmeye çalışacağız hep beraber. Şimdi havalardan biraz bahsedeceğiz. Tabii dışarıda toz konsantrasyonu biraz yüksekti. Afrika'dan taşınan toz, kum vardı. Bu biraz seyreldi. Zaten birazdan videomuzda da anlatacağız. Sıcaklık yüksek, tavan yapıyor. Normalin 10 derece üzerine çıkıyor. Şimdi normalin 10 derece üzerine çıkması sıcaklık bahar döneminde, evet, bazen mevsimi şaşırtabiliyor. Mevsim ortadan kalkıyor. Yani 10 derece normalin 20 dereceden çıkınca 30 derece çıkıyor. Yaz gibi oluyor. 10 derece altına inince 10 derece iniyor. 20 dereceden 10 derece kış gibi oluyor. Dolayısıyla mevsim değişiyor. Ama tehlikeli olan aslında ana mevsimler, yani yaz ve kışta bu dalgalanmaların olması. Şimdi en fazla bahar ayında, hani sonbaharda mıyız, ilkbaharda mı, yazda mıyız, arada karışık bir hava meydana geliyor. Ama yazın o ısı dalgası olduğunda maalesef kayıpları beraberinde getiriyor. Çünkü 30-32 derece normallerdeki bir bölgede sıcaklık çıkınca 10 derece üzerine çıkıyor, 40'lı değerler. İşte o zaman tehlike oluyor. Ya da kışın 1-2-3 derecelerde, 5 derecelerde normali olan bir bölgede normal 10 derece altına inince -5'lere, -7'lere iniyor. Dolayısıyla bu dönemde normalden sapması biraz mevsim değişikliğini gösteriyor bize. O kadar işte, biraz yaz gibiyiz bugünlerde. Bu hafta sonu bu şekilde geçiriyoruz. Ege 30 derecenin üzerinde, 35'e dayanıyor. Akdeniz 30 derecenin üzerinde, Güneydoğu 30 derecenin üzerinde. İç kuzey bölgeler bile 26, 27, 28'lerde, yani 25-30 derece bandında, ki başkentin bugünlerdeki normali 19, İstanbul'un 19, İzmir'in 23-24 dereceler, İzmir 33-34 derece çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi hepsinin detayına bakacağız. Önce şu taşınan tozdan bir bahsedelim. Bakın haritamız ekranlarınızda. Bizdeki toz kum biraz seyrelmeye başlıyor. O Afrika'dan kuzeye, Avrupa'ya doğru, yani Fransa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya doğru toz taşınımı var. Ama şöyle bir yay çiziyor. Yani Afrika'dan Avrupa'ya doğru çıkıyor. Yani bize doğru geliyor. Şöyle bir yay çiziyor. Ya da şöyle gösterelim kameranın ters duruşundan dolayı. Şöyle Afrika'dan Avrupa'ya çıkıyor. Oradan bize doğru yönleniyor. Bize doğru gelecek mi? Bakın hemen yağış haritamız gelsin ekranlarınıza. Rotası üzerinde bakın İspanya, Fransa, ondan sonra İtalya, Balkanlara doğru yağışlar var. O yağışlar sebebiyle görüyor musunuz? O havadaki toz kum biraz yere inecek. Dolayısıyla bize seyrelerek geliyor olacak. Son günlerdekinden daha az olacaktır ama Türkiye'de zaten haritada görüyorsunuz iyice seyrelmiş, azalmış durumda toz kum bize taşınan. Şimdi hemen şöyle bir basınçla devam edelim. Avrupa'da da bizde de kuvvetli bir sistem yok. Dünyayı çevirdik. İşte Y harfini görüyoruz çoğunlukla. Yani ortalama basıncın, standart basıncın bir azıcık üzerinde, yani renklendirme bile modelimiz yapmamış. Ciddi bir kuvvetli bir yüksek basınçta değiliz. Yağışa geldik. Yağış hemen ekranlarınızda. Avrupa'da yağışlar var. Bize doğru geliyor mu? Türkiye'nin orta ve doğu kesimlerinde yağış etkili. Ama bu yağışlar da önümüzdeki günlerde kesmeye başlıyor. Hemen dünyayı çevirdik, baktık Türkiye'de durum nasıl? Orta ve doğu bölgelerde yağışlar var. 1 Mayıs itibariyle bu yağışlar da ömrünü tamamlıyor. Sıcaklık ne alemde? Bakın Avrupa'nın güneyini Afrika'dan gelen sıcak hava etkiliyor. İtalya'da, Yunanistan'da, Sicilya adasında görüyor musunuz? Böyle kıpkırmızı renkler. Yani o bize ne anlatıyor? Skalada bizim için şunu söylüyor. 25 derecenin üzeri demek minimumda. Hemen Türkiye'ye döndük baktık. Bizde de onu aynısını görüyoruz. Basra Körfezi'nden gelen sıcak hava güneyi ısıtıyor ama batı iç bölgeler şöyle. 1 Mayıs saat 14 tarihinde durduk. Görüyor musunuz? Marmara'da da, İç Anadolu'da da, Ege'de de, Akdeniz'de de, Güneydoğu'da da benzer renklendirme yapmış modelimiz. Dolayısıyla minimum 25 derecelerde, maksimum 35 derece. 25-35 derece aralığında sıcaklıklar ölçüyor ki normalin en az 5 ila 10 derece üzeri demek bu sıcaklıklar. Genel durumumuz bu. Yine buluşacağız.
toz konsantrasyonu bizde azalıyor ama Avrupa'ya yönelen toz bize uzanacak mı? Bunun detayından yarın öbür gün size yine bahsedeceğim ama şu anda üzerine yağış eklenecek, seyrelecek falan bize daha az gelecek gibi görünüyor. Her ne kadar evlerde olsak da havada toz varsa solduğumuz havanın içerisinde yer alıyor en nihayetinde. Dolayısıyla maske ekstra bu dönemde lazım olabilecek. Yağış yakalarsak ki önümüzdeki salı çarşamba bir yağış var yurdun birçok noktasında, bu da ya, muhtemelen çamurlu olacak, kısmen çamurlu olacak. Bu arada o yağışı yapacak olan ayın yani 4-5-6 gibi salı çarşamba perşembe sıcaklık sert bir dalgalanış var tavandan. Tabana iniyor ama indiği yerde de ancak normalleri geriliyoruz. Salı çarşamba azalış var. Onunla beraber de birçok noktada orta batı bölgelerde yağış göreceğiz. Bugünlerde doğuda, bu önümüzdeki haftanın ortalarına doğru orta ve batı bölgelerde olacak. Bunun da detayını konuşacağız. Böyle tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.